tıpkı Çanakkale direnişi karşısında boğuşluğa uğramış fakat sonrasında hepimizden bazı konularda farklı düşünüyor olsak da hepimiz aynı cenderede sıkılıyoruz. Hepimiz aynı cehennemde yanmaya sürükleniyoruz. Birbirimize kenetlenmeye ve birlik olmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Koşullar bunu gerektiriyor ve bunun farkındayız. Bugüne kadar olan tüm çekişmelerimizi, tartışmalarımızı bir kenara itip vatan demez isek, eğer vatan elden gidecek, bizi yeniden hasta adam durumuna düşüren işgalciler zaten bizim kendi içimizde kavga etmemizi istiyor. Biz kavga edelim ki onlar işgallerini tamamlasınlar. Türkiye Cumhuriyeti'ni yok etsinler. Geçmişe bir sünger çekmek ve bu tartışmaları bitirmek zorundayız. Eğer bunu yapmaz isek tarih karşısında birer hainden farkımız kalmayacaktır. Çünkü onların istediği budur. Onların istediğini değil, Mustafa Kemal'in bize verdiği görevi yerine getireceğiz. Barışacağız, büyüyeceğiz ve direneceğiz. Biz işgalcilere teslim olmayacağımız gibi memleketimizi de teslim etmeyeceğiz. Sakin bir şekilde bana da ve Cem arkadaşıma da destek veren herkese teşekkür ediyorum. Sürecin sonunda 31 Mart akşamı başaracağımıza inanıyorum. Her türlü desteğimi Recep arkadaşıma vermeye hazırım. Teşekkür ederim. Bu sistemin yaratmış olduğu toplumsal talimatı gidermek de yerel belediyeciler görevidir, bizim görevimizdir. İşte biz belediyeyi kazandığımız zaman sosyal demokrat belediyecinin yanında halkçı belediyeciliği, toplumcu belediyeciliği yani kamu kaynaklarını kamu hizmetlerine aktarmak suretiyle yürüteceğiz. Biz bunu yapacağız. Bunu başarabilirsek, tüm katmanları, tüm paydaşları, kentte yaşayan herkesi buna katabilirsek, o zaman bir daha Cumhuriyet Halk Partisi Gebze Belediyesi'ni kaybetmeyecek arkadaşlar. Kocaeli'yi kazanacak, Türkiye'yi kazanacak, işte bize emanet edilen cumhuriyeti, çağdaş, demokratik, layık, sosyal, hukuk devletinin tesisini de biz sağlayacağız. Buradan başlayacağız diyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yolumuz uzundur. Kiraz Pazar'da biliyorum TOKİ'nin yapmış olduğu imar haksızlığı var. Bütün bunların çözümü için elimizi taşın altına koyacağız. Benim bağı deyip geçmeyin arkadaşlar. O bölgeye kamu kaynaklarından ve kamu hizmetlerinden faydalanmıyor. 7 mahalle gün içerisinde her gün burada Gebze'de. Siz orada yapacağınız her hizmet, yapacağınız her doğru iş Gebze'de inanılmaz bir etki yaratır. Dolayısıyla biz Gebze'nin siyasi atmosferini değiştirmek istiyorsak Beyin Bağ bölgesini değiştireceğiz arkadaşlar. O bölgeyi kendi entegrasyonunu sağlayacağız. Çağdaş modern yaşanabilir sağlıklı konutlarda yaşamalarını sağlayacağız. Tapu sorunu, ülke sorunu çözeceğiz. Onların istediği gibi asla istemediği bir şey dayatmayacağız. Gebze'yi yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin direğinin bayrağının sallandığı bir belediye haline dönüştüreceğiz. Kocaeli'yi de böyle değiştireceğiz. Hiç kimseye benim kavgam yoktur. Kimseye kızgın değilim, kimseye de kızgın değilim arkadaşlar. Bu bir siyasi rekabettir, yarıştır. İnandığım değerler onlara bu partiye aldı. İnandığım değerler onlara sokaklarda ben mücadeleyi yürütüyorum. Yürütmeye de devam edeceğim. Herhangi bir makam mevki olmasa da yürüteceğim. Çünkü başka çaremiz yok. Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak için bundan başka çaremiz yok arkadaşlar. Onun için hiç kimseye ne olur bu süreçte tartışmaya gerek yok, kavgaya gerek yok. Yokluğu paylaşmayalım arkadaşlar. Yokluğu paylaşmayalım. Varlığı paylaşalım mı? Herkesle birlikte paylaşalım. Bunun için varlık kadar, gerçek kadar. Yazılı metin var ama okuyacağım. Duygularımı da sizlerle bugün kabul etmek istiyorum. Hani derler ya, AK Parti rancı belediyecidir, takipçidir, tek adamcıdır. Peki biz ne yapacağız? Cumhuriyet Halk Partisi Gebze Belediyesi'ni kazanırsa nasıl yönetecek? Biliyor musunuz? Şöyle arkadaşlar, bizim AK Parti'de bir farkımız var. Biz halkçı belediyeciliği test ederken şunu söylüyoruz. Hizmetlerin üretiminden planlamasına kadar, hizmetlerin yerine getirilmesinden denetlenmesine kadar tüm paydaşların, kendine yaşayan herkesin söz sahibi olmasını sağlayacağız. Her mahallede mahalle meclisleri oluşturacağız. Her mahallede. Mahalle meclisleri mahallesinde hizmet alacak olan
hangi hizmetler istiyorsa onları yerine getirmesini isteyecekler. Biz de onun planlamasını, projelendirmesini ve mali yapısını sağlayacağız. Bütün hizmetler onların istedikleri gibi olacak. Asla halkın istemediği hiçbir şey yapmayacağız. Dayanma yapmayacağız. Belediyeyi taşeronlara, müteahhitlere teslim etmeyeceğiz. Asla. Partimizin içini karıştırmak isteyenler, nifak sokmak isteyenler böyle bir beklentisi ebatın başardır. Boşuna beklemesinler. Bizim verdiğimiz sözümüz var. Bu cumhuriyeti bize emanet edenlere verdiğimiz sözümüz var. Demokratik devrim için dar ocağında çıkarken sefaya tekmesini vuran deniz gençlere sözümüz var. Bizim tarihimiz toplara sözümüz var. Bizim uğurluculara sözümüz var. Çağdaş, demokratik, yaşanan bir Türkiye'yle bir iddiamız var. Bunun ilk ayağı da yine seçimlerdir arkadaşlar. Yerel belediyeciliktir. Demokrasinin ilk ayağı belediyeciliktir. Dolayısıyla biz Gebze Belediyesi'nden Kocaeli, Kocaeli'den Türkiye'yi kazanmak için yeniden yola çıktık, yeniden ayağa kalkacağız. Kadınlarımız, kızlarımız, gençlerimiz ve bütün partilerimizle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi'ni Gebze'ye kazandıracağız. İnşallah. Kendimden bahsedeyim. Hani derler ya, yukarıdan batandı, dışarıdan batandı diye. Bana sorarsanız demokrasi içselleştirmiş bir insan olarak atanmayı pek içime sindiremediğimi söylüyorum. En doğru yöntem örgütle birlikte hareket etmektir. Eğer parti emekçileriniz yoksa, örgütünüz yanınızda yoksa seçimde başarı mümkün değil. Ben bunu bilincinde olan bir insan olarak her zaman söyledim. Ön seçim olması, örgütün iradesine müracaat edilmesi en doğru yöntem. Ama gelişen durumlar atamaya götürdü. Atandı. Şunu bilin, göğsünüzü gere gere, dışarıda, alnımız açık. Ne geçmişinizde bir kimlik var, ne meslek hayatınızda bir kimlik var, ne siyasetimizde bir kimlik yoktur siyasi yaşamımızda. Dışarıdan atanmadık arkadaşlar. Gebze ilçe yönetiminde görev aldık. İlçe başkan vekili yapıyor, ilçe başkan başkanlığı yapıyor. Yepyeni ilçe başkanlığı bittikten sonra görevimiz hiç durmadı. Sokaklarda asla evimize dönmedik. Ne partimize, ne inancımıza küsmedik.